Merhabalar. Öncelikle 15 senesini gastronomide geçirmiş biri olarak tüm meslektaşlarımı, tüm misafirlerimizi sevgiyle, en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. TÜRİİD Yönetim Kurulu üyesi olarak da çok gururla üyesi olduğum yönetim kurulumuza bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yaşayan bilir. İnanılmaz bir şahsi emek var bunun arkasında, şahit olmak gerek. Öncelikle Kaya Başkan'a ve tüm bu organizasyonda emeği geçen, hepimizin ekmek teknesine faydası olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün çok gurur duyduğum TÜRİİD'i temsilen değil, yine en az onun kadar gurur duyduğum WWF, dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşunu Türkiye Genel Müdürü olarak temsilen buradayım. Başka bir şapkamla buradayım. Kısaca WWF, World Wildlife Foundation olarak kurulup, Türk koruma için kurulan, daha sonra World Wide Foundation for Nature olarak evrilen dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşu, 100 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'de de geçen sene 40. yılımızı idrak ettik. 35 kişilik uzman bir kadroyla çalışıyoruz. 14 bin destekçimiz ve 500 bin sosyal medya takipçimiz var. Biraz evvel söylediğim gibi 6 alana yayıldı. Artık sadece tür değil. Ve gıda konusu da çok yeni olarak, geçen sene itibariyle WWF'in küresel olarak odak noktasına girdi. Sürdürülebilirlikte çok çok önemli bir yeri var gıdanın. Bugün felaket tellallığı yapmak için burada değilim. Hala gelecekle ilgili umutluyuz. Ama biraz problemlerimizi de konuşmamız lazım ki çözümlere odaklanalım. Bu bir deyim değil, gerçek anlamda çöpümüzü yer olduk. Bugünkü konumuz çöp. Ben de gastronomi, restorancılık günlerimde çok vaktimi çöpün başında geçirdim. Bir cumartesi tabaktan gelenleri çöpün başında izlediğiniz zaman inanılmaz şey öğreniyorsunuz. Ve gördüm ki WWF'e geçtikten sonra o mutfakta gördüklerim aslında sadece bizim değil, bütün dünyanın problemi. 2050'de eğer bu hızla gidersek, 2050'de denizlerimizde balıktan çok plastik olacak. Tek kullanımlık plastik tüketimi çılgın bir seviyeye geldi. Ve balıklarımız da çok hızlı bir şekilde yok oluyor. 8 milyon ton kara kaynaklı plastik denizlerimizde birikiyor. Ve bilimsel veriler şunu gösteriyor, artık bizim ve balıklarımızın her 10 balığın birinde plastik parçacıkları, mikroplastikler var sindirim sisteminde. Dolayısıyla plastik bizim de sindirim sistemimizde. Neler var denizlerimizde? Kara kaynaklı pipetler, çatal bıçaklar, pet şişeler. O yüzden bugün ufak bireysel bir hareket ama o yüzden bugün çok önemsedik mataralarımızla su içmeyi. Damla'ya da çok teşekkür ediyorum bu işbirliğinden dolayı. Kolay değil, bir alışkanlık değiştiriyoruz. Biraz daha zahmetli, alıp atmak çok kolay. Gidip değiştirmek, bir yerden, sebilden doldurmak bir adım daha gerektiriyor. Ama bireysel farkındalıklarımız inanılmaz büyük dönüşümlere sebep oluyor. Biraz bugün bundan bahsetmek istiyorum. Dünyadaki çöp sorunu Türkiye'de daha büyük. OECD ülkeleri arasında Türkiye'de'nin en son sıralarda geri dönüşüm alanında %1 resmi rakamlar. Biliyoruz ki gayri resmi rakamlar bunun üzerinde. Aslında çok etkin işleyen gayri resmi bir çöp toplama sistemimiz de var geri dönüşüme giden. Ama hala olması gerekenin çok gerisinde. Almanya gibi ülkelerde %65, plastikte de %90'lara varan geri dönüşüm oranları var. Sorunumuz şu. Biz tamamen plastiği bırakalım, tamamen ya ütopik şeyler konuşmuyoruz ama tek kullanımlık, aşırı bu kullanat kültürüne başa çıkamayan bir geri dönüşüm sistemi var. Kullanatı azaltırken geri dönüşümü yükseltip bu dengeyi yakalarsak o aradaki fark 8 milyon ton sadece plastikte denizlere gitmeyecek. O yüzden her iki alana da odaklanmamız gerekiyor.
Gıda da ayrı bir konu. Bizlerin odağında olan sürdürülebilirlikteki çok önemli bir konu. 2050 yılında 10 milyar olacak nüfus, dünya nüfusunu besleyebilmemiz için üretimimizin %50 artması gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç varken bu ne demek? Daha çok su, daha çok tarla, daha çok orman kesilmesi, daha çok üretim demek, verim artması. Fakat gelin görün ki biz çöp, gıdamızın %30'unu, 1/3'ünü çöpe atıyoruz. 1 milyar ton çöpe giden gıda aslında bunu sadece bunu çözebilsek dünyadaki açlık sorununu çözebiliriz. Ve tatlı sularımızın %70'i gıda üretiminde kullanılıyor. Türkiye sanıldığı gibi su zengini bir ülke değil. Tam tersi bir su riskiyle karşı karşıyayız. Hem kirlenmeden hem de azalmadan dolayı. Biliyorsunuz çocukluğumuzdan beri bunlar konuşuldu, o olacak, bu olacak, felaket senaryoları. Biz hep inanmadık. Bunlar çok uzun dönemin olacağı şeylerdi ama artık yaşamaya başladık. Bu sene yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Dolular, seller ve Cape Town, Güney Afrika'da çok ciddi bir su krizi başladı. WWF ekipleri orada çok çok yoğun çalışıyorlar şu anda. Son 30 güne girdiler. Cape Town'da su bitiyor ve sertifikayla artık su dağıtmaya başladılar. Yani artık işin ciddiyetini bizler hissetmeye başladık. Biz sektör olarak da gıda atığının çok önemli bir kısmı restoranlarımızda oluşuyor ve perakendecilerimizde oluşuyor. Genelde bu çevre konuları tek taraflı görülüyor. Yani bir yatırım yapmanız lazım, geri dönüşümü olmayan şeyler. Fakat bizde yerel de çok örneklerimiz var. Ulusal da yeni araştırmalar gösterdi ki sadece gıda atığını daha iyi yöneterek toplam gıda maliyetlerinde İngiltere'deki bir araştırma %3 bir düşüş sağlandığını gösteriyor. Ben Türkiye'de bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini düşünüyorum. Ve bizim WWF'de çok sık karşılaştığımız bir yaklaşım şu. Evet, iklim değişikliği, bu çok komplike doğa sorunlarını konuşuyoruz. Çok sofistike ve bizim aslında bunun çok ufak bir parçasıyız ve yapabileceğimiz bir şey yok. Birey olarak bu devletlerin ve belediyelerin çözmesi gereken konu. Ve en çok üstünde durduğumuz konu aslında bireysel hareketler değişirse Türkiye değişebilir. Bireyin gücünün farkına varmak. Bugün bile günde bir kişi 3 pet şişede su içse, onun yerine matarasıyla bu suyu içse, buradaki 1000 kişi, 2000 kişi, 6000 şişe atığını engelleyebilir. Senede 100 tane konferansta bu yapılsa, bu 6000 şişenin yaratacağı etki, taşınması, geri dönüşüme gitmesi bile çok büyük bir karbon ayak izi yaratımı. Sadece restoranlarınızdaki garnitür kaynaklı gıda atığını, yani bu ne demek? Sabah kahvaltıya gittiniz, fix menü, önünüze serpme kahvaltı geldi. Halbuki reçel yemiyorsunuz. Bu da bir garnitür çeşidi. Sadece bunları yöneterek, belki seçerek, belki reçeli kavanozda koyup tekrar kullanabilerek yaratılan atığı engellense, her gün İstanbul'da çöpe giden 13 kamyon hiç trafiğe çıkmamış olur. Sadece kamyonunu olarak gözünüze canlandırın. BTA grubuyla çok güzel çalışmalar yaptık WWF olarak. Garnitürlerini seçmeli sunmaya başladılar ve o alandaki maliyetlerini %50 indirebildiler. Çünkü artık insanlar patates yemeyen insan önüne patates gelsin istemiyor. Çok daha da seçici. Hem müşteri memnuniyetini de arttırdık, hem maliyetleri düşürdük. Tabii ki de WWF olarak biz kendi hedeflerimizi tutturduk. Tek kullanımlık ürünler. Artık şekerlerimiz tek tek paketleniyor. Tek görünce bir şey ifade etmiyor ama 250 milyon ton kağıt tek şekerli paketlerde. Her birinin içinde birer gram şeker ortalama çöpe gidiyor. Tek paketli tuzlar, ıslak mendiller masalara yığılan. Kanada'da ıslak mendil yasaklandı tek kullanımlık. Bir restoran tek kullanımlıktan vazgeçse bir senede 7 ağaç kurtuluyor. Yani İstanbul'daki restoranlar
tek kullanımdan vazgeçerek 300 bin ağaç kesimini engelleyebilir. VTR grubu dökme şekere döndü, dökme tuza döndü, ıslak mendillerini arkaya aldı, tepsilerin altındaki tek kullanım kağıtlarını kaldırdı ve %90 tasarruf sağladılar ek olarak. Sürahiyle su servisi çok konuştuğumuz bir konudur. Biz kendi restoranlarımızda senelerdir yapıyoruz. Hiç şikayet almadık, hiç hijyen sorunu olmadı. Tam tersi içine limon salatalık koyduk. Çok arada bir çıkıyor şikayet, onlara da şişeyle su veriyoruz. Bir restoran sürahiyle su servisine geçerse 10 bin şişe atığını engelleyebiliyor. Ve biz biliyorum hepimiz su satıyoruz, bunun bir gelir maliyeti var ama bunları kuverle de kuver maliyetine yansıtarak da çözebiliyoruz. Bunlar sadece bazı örnekler. Daha sizler hepiniz kendi işlerinizi biliyorsunuz. Sizlerin de yaratabileceği onlarca yarın itibariyle yapabileceğiniz çok basit alışkanlık değişikliklerinin Türkiye için, geleceğimiz ve çocuklarımız için çok büyük bir fark olduğunu hatırlatmak isterim. Peki biz ne yapıyoruz WWF olarak? Bu seneyi plastik yılı, global olarak da plastik yılı ilan ettik. Çok duyacaksınız Türkiye'den, yurt dışından. Öncelikle hem tek kullanımlık, bu çılgın kullanat kültürünü geriye çekmek, poşetler, o yurt dışında daha çok oturdu, Avrupa'da daha çok oturdu. Poşet ister misiniz diye sorulma alışkanlığı bile. Ben genelde istemem dediğim zaman, aa olmaz yani bir misafirperverlik göstergesi poşet vermek. Anlatamıyorum istemediğimi poşete. Bir yandan bunu oturtmaya çalışırken bir yandan belediyelerimizle ve kamu işbirliğiyle geri dönüşüm sistemimizde kalıcı işbirlikleri, kalıcı iş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışını inceliyoruz, geri dönüşüm makineleri, puan yükleme sistemleri kartlara, çöpün ikinci el değeri yaratılması gibi modelleri çalışıyoruz. Sıfır atık işbirliklerimiz var. Okullarla başladık. AVM'lerle şu an çalışma aşamasındayız. Restoranlarla biraz evvel bahsettiğim BTA örneği gibi ofislerimiz var. Sıfır atık 85 tane ofisimiz var bizle çalışan. Türk Standartları Enstitüsü'ne yeşil biliyorsunuz birkaç sene evvel yeşil restoran girişimimiz olmuştu Turgid'le birlikte. Bunu Türk Standartları Enstitüsü sahiplendi. Bir devlet seviyesinde sahiplenilmesi bizi çok mutlu etti. Şu anda hükümet tarafında da sıfır atık alanında çok ciddi bir bazı girişimler var. Orayla da işbirliği halindeyiz. Restoranlara sıfır atık sertifikasyonu getirilecek. Bununla birlikte bazı yönetmelikler çıkacak. Ama ben isterim ki sektör olarak biz bunun liderliğini yapalım. Takipçisi değil, bu girişimin gönülden, içten liderliğini yapabilmeyi isterim ve biz WWF olarak da bu işbirliğinin tam ortasında olmak hedefindeyiz. Tarımda teknoloji kullanımıyla, tarımda birimlik çok çok önemli. Teknolojiyi etkin kullanarak hem zirai ilaç kullanımını azaltmak, hem de daha aynı tarlada, aynı suyla daha fazla ürün üretebilmek için yakın zamanda açıklayacağımız çok güzel özel sektörle bir işbirliğine giriyoruz. Ve Türkiye'de teknoloji hayatımızın her alanına girdi, tarımda çok geride. Türkiye'de tarımın her alanında teknolojinin yayılması için çok etkin çalışıyoruz. 2019'u da gıda yılı olacak kampanya anlamında. Küresel olarak WWF tüm dünyada gıda atığını %50 azaltmak gibi bir agresif bir hedef koydu. Amerika'da Rockefeller Foundation'la birlikte, Hilton otelleriyle, zincirlerle birlikte çok önemli işbirlikleri yapılıyor. Rehberler yayınlandı. Sıfır atık rehberleri. Bu konuda bizi bol bol duyacaksınız. Ve bunların hepsi sizlerin işbirliğiyle, gönülden istemesiyle, katılımıyla mümkün. Çok teşekkür ediyorum.